Şimdi konumuz üçgenlerde açıkenar ilişkisi. Burada inceleyeceğimiz şey hangi kenarın daha uzun, hangi kenarın daha kısa olduğunu açılara bakarak karar vermek. A açısının karşısında A kenarı, B açısının karşısında B kenarı, C'nin karşısında da C kenarı var. Şimdi burada 85 derece, 55 derece, 40 derece açı ölçülerine sahip. Burada şuna bakıyoruz. En küçük açının karşısındaki kenar bizim en kısa kenarımızdır. En büyük açının karşısındaki kenarımız da bizim en uzun, en büyük kenarımızdır. Şimdi açıları sıralayacak olursak A açısı en büyük. Sonra B açısı. Sonra da C açısı en büyük. Dolayısıyla kenar sıralaması olarak da A kenarı büyüktür. B kenarından o da büyüktür. C kenarından diyoruz. Bize buradaki gibi bir üçgen verdiğinde iki açısının ölçüsünü vermiş, üçüncü açısını vermemiş ve kenarlarını sıralamamız istiyor. Burada üçüncü açıyı bulmamız gerekiyor öncelikle. 62 ile 30'u topluyoruz. 92 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 180'den 92'yi çıkarıyoruz. 88 derece. 88 derece açımızın ölçüsü. Dolayısıyla yine büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar olacak. Yani en büyük açımız 88 olduğu için burada da en uzun kenarımız bunun karşısı, yani A kenarı. Bir dik üçgende bize en uzun kenarı sorduklarında ise diğer hiçbir açıyı bilmemize gerek yok. Sadece buranın dik olduğunu, 90 derecelik kısmın burası olduğunu bilmemiz yeterli. Çünkü burası 90 derece ise diğer açılar mecburen 90 dereceden küçük olmak zorunda. Çünkü bu ikisinin toplamı 90 derece olması lazım. Dolayısıyla en büyük açımız bu. En büyük kenarımız da bunun karşısındaki kenarımız. Yani dik açıda 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenardır. Eğer karşımızda bir geniş açılı üçgen varsa, geniş açı biliyorsunuz 90 dereceden büyük bir açı. Bu 90 dereceden büyük bir açıysa bunların toplamı mecburen 90 dereceden küçük olmak zorunda. Yani bunlar bundan küçük olmak zorunda. En büyük açımız bu olduğu için en uzun kenarımız da bunun karşısındaki kenar. Birleştirilmiş üçgen soruları da veriliyor. Bu sorularda ilk yapmamız gereken bilinmeyen açıları bulmak. Yani şu açıyı ve önce şu açıyı, bu iki açıyı bulmamız gerek. Bunu da 60 ile 58'i topluyoruz. 118, 180'den de 118'i çıkarıyoruz. 62 derece. Yani burası 62 derece. Diğer üçgende yapalım. 68 ile 62'yi topluyoruz. 130 derece. 180'den de 130 dereceyi çıkartıyoruz. 50 derece. Burayı bulduk. Şimdi iki üçgende de oklar çizeceğiz. En büyük açının karşısındaki kenara ok çizeceğiz. 60, 58, 62. En büyük bu olduğu için bunun karşısındaki kenara bir ok çiziyoruz. Bu üçgende de yine aynı şekilde 62, 68, 50. Hangisi en büyük? 68 en büyük. Dolayısıyla bunun karşısına bir ok çiziyoruz. Burada cevabımız bu iki oktan, belki 3 tane üçgen olduğu zaman belki 3 tane ok olacak. Bu oklardan içe doğru bakan ok değil, dışa doğru bakan ok bizim cevabımızdır. Yani
En uzun kenarımız bu sistemde bu iki üçgenin birleştiği bu şekilde en uzun kenar bu görmüş olduğunuz kenar. Bu şekilde de en uzun kenarı bulmaya çalışıyoruz. 40 derece, 86 derece ikisini toplayıp 180'den çıkardığımızda burayı 54 derece olarak buluyoruz. 68 derece, 72 derece ikisini toplayıp 180'den çıkardığımızda burayı da 50 derece olarak buluyoruz. Şimdi az önce bu soruda yaptığımız gibi oklarımızı çizeceğiz. 86 en büyük olduğu için bunun karşısı. Burada da 72 en büyük olduğu için bunun karşısı. Az önce demiştik ki içe bakan ok değil, dışa bakan ok bizim cevabımız. Burada ikisi de içe baktığı için ikisinin de baktığı kenar, yani şu kenar bizim bu şeklimizde en uzun kenarımız. Şimdiye kadar hep açılara göre kenarları sıralamıştık. Şimdi de kenar uzunluğuna göre açıları sıralayacağız. Aynı şey geçerli. Kısa olan kenarın karşısındaki açı daha küçüktür. Uzun olan kenarın karşısındaki açı daha büyüktür. Yani burada en kısa kenar bu kenar olduğu için bunun karşısındaki açı en küçük açı. En uzun kenar da bu olduğu için bunun karşısındaki açı, yani bu açı bizim en büyük açımız olacak. Yani sıralayacağımız zaman en büyük açı bunun karşısındaki C açısı büyüktür. Sonra B açısı büyüktür. Sonra A açısı.